Rus'a son yıllarda Türk havacılığıyla ilgili çok güzel adımların atıldığı bir kent haline gelmeye başladı. Bursa'nın da önemli merkezlerinden biri Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi. Bu merkeze geçtiğimiz gün Türk Hava Kuvvetleri'ne uzun yıllar görev yapmış bir RF-4E keşif uçağı geldi. Onlar da çok güzel görüntüler çektirmişler. Bu görüntüleri sağ olsunlar bizlerle paylaştılar. RF-4 uçağı yaklaşık 7 gün süren bir çabanın arkasından Eskişehir'deki 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'ndan gelen teknisyenler eşliğinde işte tıra yüklenmişti. Burada tekrar montajı yapıldı, bir araya getirildi ve daha sonra vinçle kaldırılarak bir kaidenin üzerine kondu. Bursa'ya yolunuz düşerse RF-4E keşif uçağı sizleri bekliyor, bunu belirtelim. RF-4E uçakları 1970'lerin sonunda Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. İlk alınanlar F-4E yani av bombardıman görevinde kullanılan uçaklardı. RF-4'lerin farkı ise bununla taşıdıkları kamera sistemi. Tabii o yıllarda ıslak film teknolojisi sayesinde çekilen, kameralardan çekilen yüksek çözünürlüğe sahip fotoğraflar o filme kaydediliyordu. Filmde daha sonra uçak indikten sonra foto değerlendirme merkezinde o filmler basılarak, karta basılarak düşmanın durumuyla ilgili keşif gerçekleştiriliyordu. Tabii ki zamanla teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu kameralar daha işlevsiz hale gelmeye başladı. Günümüzde bu görevleri F-16'lar yapıyor. F-16'lar gövde altında taşıdıkları özel pod ile çektikleri video ve görüntüleri çok daha yüksek çözünürlükleri anında karargaha komuta kontrol merkezlerine iletebiliyorlar. Yani uçak daha havadayken çekilen görüntü, fotoğraf detaylı olarak gelmiş oluyor ve burada değerlendirmeleri yapılıyor. Bana da hep söylenen, sorulan sorulardan bir tanesi, işte gökyüzünde bir sürü uydu var, niye hala keşif uçakları kullanılıyor diye. Uydular belirli bir yörüngede uçuyor. Aynı noktaya gelmesi bazen günler, aylar alabiliyor. Bu nedenden dolayı anlık keşif için insansız hava araçları bazen de çok alçak irtifa veya yüksek irtifadan uçan bu tür keşif podu taşıyan uçaklarda yoğun olarak kullanılıyor. Biraz da tabii keşfi anlattıktan sonra bu anı uçaklar mevzuna dönmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri, işte belediyelerin, kaymakamlıkların, valiliklerin veya Bursa'da olduğu gibi Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi'nin olduğu gibi uçak taleplerini karşılıyor. Ama bunun için bir kamu yararı olması büyük önem taşıyor. Yani gidip de işte ya benim bahçeme bir tane ben RF-4 koyacağım, bir F-104'ü şuraya yerleştireceğim derseniz bu tabii ki olmuyor. Envanterden çıkmış, bekleyen, çok fazla dış kısmı hasar görmemiş uçaklar seçiliyor. İşte tekrar boyanıyor, sergilenecek hale getiriliyor ve tabii ki bu işlem sırasında uçağın üzerindeki işte motor, radar veya kokpit sistemleri gibi gerçekten gerekli sistemler sökülüyor. Söküldükten sonra maliyeti karşı taraftan ödenmek üzere nakliyesi gerçekleşiyor ve nakliyenin arkasından işte özel bir kaide yapılıyor. Bu kaidenin üzerine uçak konuyor. Fakat bazen görüyoruz, ben geçen yıl Sivrihisar'a gittiğim zaman Sivrihisar'ın girişinde bir F-4 uçağı vardı. Yani tabiri caizse gerçekten vandallar diyeceğim, uçağa inanılmaz zarar vermişler. Yazılar yazmışlar üzerine, etrafı pislik içerisinde. Bu durum tabii ki Hava Kuvvetleri tarafından pek hoş karşılanmıyor. Bu verilen uçakların bakılması, korunması isteniyor. Tabii ki zamanla açık havadalar bunlar, zarar görebiliyor uçaklar. İşte yağmur, hava şartları, bunların bakımları da zaman zaman yapılıyor ama bu konuda artık bir insanlarımızın, amatör olarak insanlarımızın bir çabası da gerekiyor. Böyle bir çaba da yine Bursa'da ortaya çıktı. Uludağ Üniversitesi'nin kampüsünde mühendislik bölümünün önünde bir RF-84 uçağı vardı. RF-84 uçakları Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk jet keşif uçakları. Bu uçaklar emekli oldular, yerlerini RF-4E'ye bıraktılar. Şimdi RF-4E'ler de emekli olduktan sonra F-16'lara bıraktılar yerlerini. Gerçekten dünya üzerinde pek fazla kalmamış bu uçaklardan sergilenen, tabii ki uçan aktif olarak yok. RF-84 Bursa merkezli maketçilerin, plastik modelcilerin bir araya gelip oluşturduğu gönüllü bir ekip tarafından boyandı ve tekrar sergilenecek hale geldi. Bu uçak inanılmaz iyi bir şekilde toparlandı. Bir benzer çalışma da Eskişehir'de yapılmıştı. Eskişehir'de de bir RF-84 var. Oradaki Havacılık Parkı'nda, Anadolu Üniversitesi'nin önünde bu park, sergilenen çok sayıda uçak var. O uçaklardan bir RF-84 yine meraklıların el atmasıyla tertemiz,
neredeyse böyle uçtuğu günkü hale getirilmişti gerçekten. Umarız bu tür çalışmalar devam eder. Çünkü sonuçta işte kurumlar bir yere kadar kuruyorlar ama gönüllüler bu uçaklara gönül bağlarına sahip oldukları için önemli olan onları böyle bir organize edebilmek, biraz destek verebilmek. Gönüllü olduğu zaman bir insan işe, gönülden destek verdiği zaman o uçağı seviyor, koruyor. Çünkü bu uçaklar gerçekten bizim torunlarımıza aktaracağımız çok önemli değerler. Bugün belki dışarıda çürüyor bu uçaklar ama belki önümüzdeki yıllarda bir imkan olur bunları daha kapalı yere, daha korumalı bölgelere alıp çocuklarımıza göstereceğimiz objeler haline gelir. Lütfen bu uçaklara zarar vermeyelim. Zarar verenleri uyaralım. Bunlar gerçekten hava kuvvetlerimizin halkımıza, havacılığı sevmesi için uçağı en azından yerde yakından görebilecek insanlar için konulmuş eserler. Bunlara da korumakta, gözümüz gibi bakmakta fayda var. Lütfen detaylı havacılık haberleri için tolgozbek.com'a sizi bekliyoruz. Telegram grubumuzun içinde katılıp haberleri yapılır yapılmaz takip etmeniz de mümkün. Bizleri sosyal medyadan da izleyebilirsiniz. Ve tabii ki havacılık haberleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.